Yakup Bey bu toprakların hamisi ve dahi sahibiyken hiçbir Türk esir olmayacak ve esir kalmayacaktır. Kutay, Yiğidim, Yakup Bey seni pek önemser, bilesin. Yiğidi derhal besleyin. Yedirin, içirin. Pek bir tap düşmüş. Bileğimizin büktün ki, şimdi elimi otlarsın. Eğer ki benimle yürü dersen, seninle elbet yürürüm. Ama bizi buyruğuna almak istersen, İşte orada durasın. Niyetim halistir Osman Bey. Biz birlik için kendimizi ortaya atmışız. Ama sen kibre kapılıp baş kaldırırsın. Baş kaldıranların akıbeti bellidir. Hayır. Ben asla baş kaldırmam. Yakup Bey, senin büyüklüğün elbettedir. Var olasın. Bizi zalimin yanında komadın. Eyvallah. Bize destek oldun. İyi, iyi. En azından kibrin hakikati görmene engel değildir. Bizimki kibir değildir. Ama sen eğer ki bizim için dönüşü olmayacak bir yolda söz vermemizi istersen, bunu öyle düşünüp tartmadan söylemem mümkün değil. Herkes kararını tereddütsüz vermiştir. Bir sen beri durursun. Dersen ki, ben ardında değil, karşında duracağım. O vakit mesele başkadır. Beni buna mecbur etmeyesin. Seni benden kimse alamaz. Korkma Yasin.
Asıl korkması gereken ben değilim. Sizlersiniz. Beni çiğnemeden hiç kimse ona dokunamaz. Niyetin buysa beri durmayasın. Hatun benim dediysen şahsım için değildir. Biz benlik gütmeyiz Orhan Bey. Ne de olsa hepimiz Germiyanoğlu Yakup Bey'in kuluyuz ha. Biz kimsenin kulu değiliz. Ona atan Osman Bey karar verecek. O da bütün beyler gibi sadakatini sunacak. Kızı korumak için saldırmaya hazırsın. Gözlerin ateş saçar. Ateşi görürsen beri durasın. Beni buna mecbur etmeyesin Mehmet Bey. Çok mu seversin sen bu hatunu? Ha? Evleneceksin mi? Belli. Belli yanıksın sen hatuna. O vakit ben de bu sevdaya mani olmam. Hatunu sana verdim gitti. Biz atadan böyle gördük Orhan Bey. Zor zamanda birbirimizi kollarız. Bu iyiliğimi de unutmayasın. Eyvallah. Eyvallah Mehmet Bey. Biz bize yapılanı asla unutmayız. Ama biliriz. İyilikle ezmeye kalkmak küçük adam işidir. İyiliğin altında ezilmek de küçük adam işidir Orhan. Ezilmeyesin. Büyüklüğünden emin olan bu tasaya düşmez. Bir daha bana kafa tutarsan ezerim seni. Al. Ayran. İç de yüreğinin ağrısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Haramız öfkedendir. Onu da ancak kan söndürür. Hatunu çözün. Ağaca bağladığın içindi. Orhan, belaya çatmışsın Orhan. Senin de yanına kalmayacak. Bey bozuntusu. Hayda.
Sancaksızlar, cümle toprağa sultan olacak atam Germiyanoğlu Yakup Bey'den selam getirdim sizlere. Yakup Bey biat ister. Hatun için verdiğimiz akçadan sonra doğru karar vereceğinizden şüphem yoktur. Selametle. Akarası Bey, ya sen? Sen ardımda değil misin? Sen elini taşın altına koyarsın Yakup Bey. Ardındayız elbet. Sen de gayrı gereğini yapasın Osman Bey. İşittiğin gibi herkes ardımdadır. Ben kararlarımı tarafların çokluğuna göre vermem. Ama önünü ardını bilmediğim bir şeyle ilgili öyle hemen karar vermem. Herkes bir taraf iken tarafsız kalan bertaraf olur. Bertaraf olmaktan çekinen benim yaptığımı asla yapamaz. Hele diyesin Yakup Bey. Hele diyesin. Buraya gelip beni kurtaran yalnızca sen misin? Maşallah. Maşallah beylere. Maşallah. Buralara kadar gelmişsiniz. Var olasınız. Eyvallah. 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 Nicedir sizinle de görüşmeliydik. Hepiniz topraklarımıza ayak basmışsınız. Var olasınız. Eyvallah Osman Bey. Madem geldiniz, o vakit sizleri yarın Yenişehir'de şöyle güzelce ağırlamak isterim. Sizlere şöyle güzel bir sofra kurmak isterim. Yenişehir'i nicedir ziyaret etmek isterim Osman Bey. Geliriz elbette. Var olasınız, var olasınız. Osman Bey! Biz senin sadakatini işitmek isteriz. Sen bize sofra dersin. Gözüyle gören kışlağın iyisini tutar. Ben de buyruğumdaki beylerimi tek tek ziyaret edip nizamlarını görmek isterdim. Madem davet edersin, teftişimizi ilk Yenişehir'e yapalım o vakit. Nizamımızsam şehrimiz baydır. Yakup Bey, ben de seni soframda ağırlamak isterim. Cerkutay nerede? Hürdür. Nereye varacağını kendi bilir. Haydi selametle. De. Aklı sıra yemeğe çağırıp vakit kazanmaya çalışır. İlla bir oyun tertip edecektir. Gitmeyecek miyiz beyim? Gideceğiz. İstediği oyunu kursun. Onun kuracağı oyunu icat eden benim. Dört bir yana adam çıkar. Osman'ın itibarının yerle yeksan olduğunu yurdumuz işitsin. Buyruğundur beyim. Türkler birbirlerinin kanlarını akıtırken biz Roma'nın topraklarını onlardan geri alacağız. Ve tabii intikamımızı. Bunun için görevinin ilk kısmını başarıyla tamamladın. İyi iş, Remus. Hristiyanlık için her şeyi yapmaya hazırım.
Yakacağız Remus, yakacağız. Artık onların içlerinde, şehirlerinde bir isyan ateşi yakacağız. Ve ben bu ateşi Söğüt'ten başlatacağım. Efendim Vasilis. Konya'daki adamlardan haber var. Yani hazineden. Osman'ın oğlu Halaaddin. Söylediklerine göre sultanla en son o görüşmüş. Alaaddin. O odadan eli boş çıkmaz. Remus! Osman her yerde seni arıyordur. Ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum efendi Vasilis. Haydi. İsa'nın ışığı bizimle. Roma'yı yeniden dirilteceğiz. Çarkutay'ım. Çarkutay'ım Hürdür. Hürdür amma. Onun hür olmasına dahi sevinemem. Hem benim yiğidim elimden aldı. Hem de bizim boynumuza zincir geçirdi. Onun niyeti bizim itibarımızı yerle eksan etmek. Etti de. Beyim Germiyan mert bir beydir. Yo, niyeti halis olan gelir alır. Öyle seyretsin deyu beyleri arkasına dizmez. Kurtardığı vakit öp deyu elini uzatmaz bayındır. Şimdi beylerin bizden yana saf tutmayacağı kesin. Beyim, Remus'ta Yakup Bey ezmededir o vakit. Bu gayrı başa geçme yarışıdır. Hainle de şutar, kafirle de. Sultan Mesud'a dahi kıydılar. Yakup Bey'in bu işin içinde dahil olup olmadığını nereden bileceğiz? Ne yapmamızı buyursun beyim? Şimdi kuracağımız sofra bize vakit kazandıracak. Sen de Remus'u bulup bana getireceksin. Buyurundur beyim. O vakit göreceğiz kim halis, kim hain. Haydi. Devlet düşü bize atamızdan miras. Öyle fitneciye, hileciye bırakacak halimiz yok. Haydi. Herkes vazifesinin başına. Pek bir zulüm görmüş. Bildim. Çarkutay bu. Osman Bey'in altı. Çarkutay. Biz onu şehit duyu bilirdik. Çarkutay bu. Vay başımıza gelen. Ne oldu? Osman Bey tekfirin eline düşmüş. Varıp Germiyanoğlu Yakup Bey kurtarmış. Desene. Osman Bey'in itibarı yerle bir olmuş. Bu hale koyanlar utanır. Yanlış yola giriyoruz. Burası Kestel'e gitmiyor. Kestel'e değil. Yenişehir'e gideriz. Yenişehir'e mi? O zaman yollarımız burada ayrılıyor. Andre, hadi Kestel'e gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak diyorum, bırak beni.
Yollar tekin değil. Evvela Yenişehir'e gideceğiz. Ötesine orada karar vereceğiz. Yazık. Sana ne olmuş böyle? Kimsin sen? Benim bıraktığım Orhan nerede? Öfken aramıza perde indirir ola Fira. Ben aynı Orhan'ım. Sen de aynı ola Fira'sın. Bizim obamıza sığınan Tekfur'un kızı ola Fira. Ama bir farkla. Neymiş o? Gayrı pek iyi pusat kullanırsın Tekfur'un kızı. Eğer yolumdan çekilmezsen ondan daha büyük bir yara açacağım. Çapulcu Orhan. Ona ne şüphe? Açarsın ya. Açarsın. Yeter. Yeter Orhan. Neye gülüyorsun? Sen beni altınla takas etmeye kalktın. Onlar beni bir köle gibi hediye ettiler. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Bana en büyük kötülüğü sen ettin. Şimdi bir de karşıma geçmişsin. Sana söz. Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin. Bir de hesap diyorsun. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bırak. Bırak. Aa! Hadi. Geldi! Geldi! Tez Malhun Hatun'a haber edin! Cerkutay Bey geri döndü! Cerkutay Bey geri döndü! Kutay Bey mi? Benim Hanzo, dedim sana baban gelecek diye yarın kurban oldum.
Baban geldi Çerkutay. Sen benim babam Çerkutay'sın. Son selamettir ya. Şükür. Kavuştuklarını gördüm. Ölsem de gam yemem gayrı. Allah'ım sana şükürler olsun. Babam bana kavuşturdun ya. Hadi gel baba. Hadi baba. Hanene hoş geldin. Çerkutay Bey. Hadi baba. Seni hep bekledik. Nerededin Çerkutay Bey? Anam, ben hep bekleriz. Ama gelmedin. Oğlum hele bir dur. Çenesi pek düşük bunun. Kime çekti bilmem. Sana çekmişim. Herkes öyle der. Çok konuşurmuşsun ya. Hiç konuşmaz. Ana Çerkutay Bey niye hiç konuşmaz? Çok bekledim. Çok aradılar seni. Osman Bey hiç durmadı. Osman Bey. Çok arasap olurdu. Ben sana hamamı hazır edem. Ha? Üstünü başını değiştirsin. Hem mi Çerkutay? Uçtuğumu isterim bey babam. Fatma. Oo. Oy Fatma. Hayır olsun. Çerkutay. Çerkutay Bey döndü. Ha. Yiğidim döndü dersin ha. Malhun. Haydi Fatma. Yiğidimi çağır.
odasındadır beyim. Az dinlensin dedik. Ha. Öyle dersin. Eyvallah git. Dinlersin ya. Biraz daha dinlensin. Dinlensin. Osman'ım. Yüzün güler ama sende başka bir şey vardır. Cerkutay ne deyip tek döndü? Muştu verdiler. Ama bizim itibarımızı yerle yeksan ettiler. Remus. Remus bizi tuzağa düşürdü. Bu nasıl oldu? Malum. Bunu sonra konuşuruz. Doran. Neyim? Yiğidime şöyle güzel bir hane, büyük bir hane hazırlarsınız. Emrin olur beyim. Malum. Böyle büyük bir sofra kurun. Hazırlığa başladım beyim. Onlar gelesi sofra kurulmuş olur. Hey. Hey. Taşıtlar Erimeşe civarına kadar olan bütün mağaralara, hanlara bakmışlar. Ama o soysuz Remus'u bulamamışlar. Taşıtlara bildir. Bilhassa gayrimüslim tacirlerin konakladığı hanlara tek tek bakılacak. Remus öyle alalade bir tacir değildir. Bulunduğu yeri öyle kolayından aşikar etmez. O yüzden yerini bilene ödül vaat etmek gerek. Neyse. Beylerim. Hayrola Köse Veysel. Nereden gelir, nereye gidersin? Bilecik'te nal dövdürdüm. Onları aldım, Yenişehir'e giderim Bayınır Bey'im. Yolda dönerken bu tacir Remus'u gördüm. Seslendim ardından ama işitmedi. Cerkutay nasıldır? Kurtarabildiniz mi kendisini? Remus ha? Nerede gördün o iti? Değle bana Veysel. Karakıyı mevkiydi beyim. Ardına baka baka gider idi. Gerçi gittiği yönde pek bir şey yok. Gitse... Sancaksız avlağına gider. Heh. Haydi. Haydi. Gidin bakalım. Gidin de Remus'u bulun. Osman sana canını, hürriyetini borçluyken nasıl sadakatini sunmaz baba? Bundan gayrı yapacak bir şey kalmadı. Yeter Mehmet! Yeter! Gonca, Konya'dan sultanın fermanını getirdiğinde Osman Bey sadakatini bildirecek. Baş ezmek yok. Pusat çekmek yok. Bunlar son çareler. İlmi siyaset Mehmet. İlmi siyaset. Destur! Şanlı Germiyan oğlu Bey Yakup Bey'in Görklü Hatun'u Saadet Hatun. Saadet Hatun. Allah razı olsun Saadet Hatun. Allah razı olsun. Pazarı uçlara kur arası. Osman eskisi gibi hür hareket edemeyecek. Edemeyecek. Edemeyecek baba da. Ya sana atılan ok? Ha? Bunun hesabını sormayacağız mı? Onun işitecek. Sen ne dersin Mehmet? Saadet Hatun'um. Kim? Kim sana oku salan beyim? Yok bir şey hatun. Beni öyle kolay deviremezler. Ardımda sen varsın. Osman ana, Osman. Atam ok doğrulttu. Pusu kurdu. Yakup Bey, nerede görülmüş sana saldıranın sağ kaldı? Osman ne deyi sağdır? Ne deyi bağışladın? Kimsenin bağışlandığı yoktur hatun. O halde
sen doğru vakti beklersin. Hatun erini bilir. Sadakatini almadan hesap sorarsak çok kan dökülür. Evvel biat edecek, sonra hesap verecek. Hem Osman'a hassizliğinin cezasını misliyle verdim. Gayrı onun itibarı ayaklarımın altındadır. Cümle ahali Osman'ın nasıl rezil olduğunu kulaktan kulağa konuşur. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, buyruğun üzere Remus, Osman'ı tuzağa düşürmüş, ortadan kaybolmuştur. Yerini bilen yoktur. Osman çoktan Remus'un ardına düşmüştür. Onlar ulaşmadan Remus'un nefesini kes. Buyruğundur beyim. Osman Bey bizi Yenişehir'e davet eder. Mehmet, hazırlıkları sen yapacaksın. İndi beni iyi işit. Ardınızı kollayın. Yenişehir'e tek başımıza gitmeyiz. Tedbirimizi aldık, cesaret. Hey, hey. Ne edeceğini bilirsin Gülce. Haydi. Gonca Hatun. Yine karşılaştık ha? Tevafuk mudur? Yoksa ardımızdan mı gelirsin? Atam Yakup Bey, Yenişehir yakınlarında uç pazardadır Alaaddin Bey. Her şeyi bilirsin diye duydum. Nasıl oldu da sen bunu bilmezsin? Hakkında çok şey bilirsin Gonca Hatun. E madem yolumuz birdir, o vakit misafirimizsiniz. Soframıza buyurun. Kimin toprağında kimi misafir edersin medreseli? Hancı! Bize şu masaları hazır edesin. Hancı. Buyur beyim. Bize de şu meşhur çorbandan getiresin. Buyurunuz. Adamlarım da bu kervansarayı başına yıkmamı istemezsen dediklerimi yapacaksın. Şimdi beni iyi işit. O harita bizim hakkımız. Sana o hazineyi bırakmayacağım medreseli. Şu aşınızı hele bir yiyin de. Hancı! Nerede kaldı bizim çorbalar? Hemen geliyor beyim. Haydi.
Götür. Getirirsin. Gelesin. İyisin ya. Çok güzel. İyisin ya, iyi. İyi. Ha? Neresin beyim? Maşallah. Ha? Haydi. Acıkmışsındır. Ülge. Mahlun. Mahlun, aşları getiresiniz. Geldi beyim, geldi. Bacılar, haydi. Haydi sofraya, haydi. Haydi sofraya. Haydi. Haydi. En sevdiğin aşlar var Cerk dayım. Hadi geçeceğiz. Baş köşe senindir. Baş köşe. Baş köşe. Hasret kalmışsındır. Ha? Acıkmışsındır. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dayın hanesi ne oldu? Hazrettim Allah'ın izniyle beyim. Kardeşim Ayyeni şehrin en büyük, en gösterişli hanesini hazrettim. Hem bahçesi de var ha.
hatırası ne var? Sallangaçta yaparsın değil mi Çarkutay bana? Siz benimle eğleşir misiniz? Etme Çarkutay. Onca yıl esaretten sonra hangi hane benim yaramı saracak? Ya olur mu öyle şey? Ha? Ya bir nebze olsun hafifletir diye düşündüydük. Ailenle birlikte hanende güzel günler geçirirsin Çarkutay. Ya kaybettiklerim? Onları yerine kim koyacak Osman Bey? Ben nereye bu kisvede geldim bilir misin? Düştüğüm hali gör de. Aç koymuşsunuz, ekmek vermişsiniz, eksik olmayın. Ama ben de ekmeği bölecek kol mu bıraktılar Osman Bey? Gerçi merak etme. Hepsinin hesabını soracağız. Hepsini. Soracak mısın? Yoksa onu da Yakup Bey'e mi bırakacaksın? Sarayımıza hoş geldin Tekfur'un kızı. Ne hoş buldum ama. Beni buraya bir köle gibi getirdin. Bunu asla unutmayacağım. Bilirim. Hafızan pek kuvvetlidir. Hiç unutmazsın. Haydi. Ben bekledim. Beyim gelecek, kardeşlerim gelecek diye bekledim. Gelmedin. Gelmediniz. Çarkutay. Biz nice vakit seni aradık. Hiç olur mu öyle şey? Seni bırakır mıyım? Ha? Her yeri aradık. Beni arayan Osman Bey'se ben toprağın altında olsam beni gelir bulurdu. Beni küfarın zulmüne terk ettin beyim. Çarkutay. Yiğidim. Çarkutay. Bak hele. Hele bak bana. Hele bak bana. Seni en iyi ben bilirim. Seni en iyi ben anlarım. Hiçbir şey bilmez. Benim adım ben. Abdülkadir. Kanımın son zerresine kadar, ayakta duramayıncaya kadar zengindir. Esir düştüm. Şiyamla fareyle lokmamı bölüştüm. Etimi lime lime ettiler. Ölmedim. Ama davamdan da dönmedim. Tek kelime alamadım ağzımdan. Vazifemi ettim Osman Bey. Ben altlığımı ettim, ettim. Sen beyliğini ettin Osman Bey. Sen ne ettin Osman Bey?
Çarşıda, pazarda da herkes bizi konuşur. Nasıl namımız yerle bir oldu diye. Türkutay. Namımız ne dev yerle bir oldu bilir misin? Kim için? Kim için yiğidim? Biz kim için gittik de tuzağa düştük bilir misin? Seni bilmem. Ama ben senin davan için düştüm. Şerbutay. Hadi. Hadi git. Hadi git Preston. Hadi git. İşitmek bile ağır gelir ha. Ben yaşadım. Sen dinlemeye bile katlanamazsın. Kusura kalma ben. O aklı. Osman Bey, dinginleşecek vakit ister. Beyim. Burhan, peşine git. Peşine git, onu yalnız bırakma. Eyvallah bey. Ağzımın tadı kalmadı. Beyim. Holofira? Koca bahçeli hala! Kendini koca saraya sığdıramamışsın. Ama benim annemi bu odaya sığdırdın ha. Onca vakit. Geceler güne. Günler geceye karıştı. Etme, kurban olayım. Ne etmem ben? Ben seni hanemizde bıraktıydım. Ne deyip geldim buraya? Ben sen gidince Osman Bey bir başımıza kalalım istemedi. Sen gelene kadar kalalım diye geldik. Geldim.
Elim. Hadi. Topla eşyalarını. Buradan gidersin. Gülgen bacım. Sen yeğenimi al da çık. Ben kardeşimle bir hasret giderim haydi. Osman Bey buna çok sinirlendi. Oğlunuz bir avuç çapulcuyla kervanımı yağmaladı. Beni bir köle gibi satmaya kalktılar. Orhan Bey'in bu yaşadıklarınız için elbet bir mazereti vardır. Lakin sen tasa etmeyesin Holofira. Zararınız neyse hepsini karşılayacağız. Ben sizden altın istemiyorum Mahun Hatun. Ben evime dönmek istiyorum. Seni anlıyorum Holofira. Lakin sesini yükseltmeyesin. Kimin huzurunda olduğunu unutmayasın. Dilediğin vakitte de evine dönebilirsin. Öyle değil mi Orhan Bey? Holofira. İmle gidemezsin. Evvela... Evvela? Dinlenesin Holofira. Pek yorgun görünürsün. Hatunlar sana odana kadar eşlik edecek. Tutsak mıyım? Yoksa dilediği zaman gidebilecek bir misafir mi? Misafirimizsin kızım. Biz tutsakları sarayda değil, zindanda tutarız. Saygısız kızı anamla nasıl muhatap edersin ağabey? Fatma. Ağzından çıkan kelamı kulakların işitsin. Orhan. Ana. Sakın. Sakın ha Holofira'yı göndermeyi düşünmeyesin. Hala Holofira der. Seni istemeyen bir kızı ne yapacaksın ağabey? Belli ki o seni çoktan unutmuş. Kesin tantanayı. Diyesin hele Orhan Bey. Vazifeni ne ettin? Destur var mıdır Mahun Hatun? Gelesin. Osman Bey, Orhan Bey huzuruna ister. Benim bildiğim kardeş, kardeşini ardında koymaz. Sen beni nasıl ardında koydun Burhan Bey? Kardeşim o nasıl kelam? Bakmadığımız yer kalmadı Cerkutay'ım. Kardeşme yarım haydi. Ben Cerkutay! Onca yıl bir başıma işkencelere direndim. Aç kaldım. Susuz kaldım. Kolumu kaybettim. Ama sizi satmadım. Tek kelam etmedim. Tek kelam. Tek kelam etmedim. Ne beyim sandığım Osman Bey. Ne kardeşlerim sandığım kardeşlerimi. Satmadım. Kardeşim. Beni düşmanlarım değil. Kim
kimsesizliğim yıktı param. Başka kelam etmeyesin. Sancaksızlar meselesinde durum ne olan? İtimatlarını kazanmak. Pek güç görünürdü bey. Ben sana ne vakit kolay vazife verdim Orhan? Onlarla bir kervan vurmaya çıktım. Maharetimi görsünler. Yakınlık kursunlar diye. Sana vazife tamam mı derim? Ne ettiğini sormam. Daha değil beyim. Ama olacak. Neden yok geldin Orhan? Sancaksızları nasıl ikna edeceksin? Başsız, sancaksız oldukça hiçbir hazinenin onlara rahat vermeyeceğini göstereceğim beyim. Hamlem bozulacak. İyiyim diye bunu göstermiş idim ama hesapta olmayan... Hesapta olmayan altın indi sarayda. Beyim, sancaksızlarla vurduğumuz kervan Olafira'nın kervanı çıktı. Onu sancaksızların elinde bırakamazdım baba. Azı Mahmut oldun yani. Mazlum Mahmut olsan da bu vazifeni bırakmana mazeret değil. Sabah burada beni bekle. Buyurun. İmdi'yi uykuya dalmışlardır. Hadi Hüseyin. Dediğim hiçbir şeyi sakın unutmayasın. Buyruk senindir Gonca Hanım. Bu neyin haritası sultanım? Selçuklu hazinesinin.
Sen kimsin? Atla! Çabuk! Yakalayın! Atlar! Atlar be! Başlıyor. Bütün odaları arayın. Haydi. Ablar. Haydi. O itin girdiği yeri bulana kadar bütün kapıları çalacağız. Haydi bu yandan. Destur Alaaddin Bey, destur. Bu oda Gonca Hatun'un odasıdır. Uyur. O vakit seslenesin, uyansın. Odama giren iti bulana dek herkes uyku haramdır. Alaaddin Bey, neden kapımda bağırırsın? Odanızı aramak isterim Gonca Hatun. Odama bir haydut girdi. Altları gezmeye mi çıkmıştı? Neyse, gir bak. Kimse yoktur odada. Alplarına diyesin daha tedbirli olsunlar Alaaddin Bey. Tabii medresede size bunu öğretmezler değil mi? Alplar, bir daha böyle bir tedbirsizlik olmayacak. Buyurun düşe Sadem. Emir herkes vazifesinin başına. Haydi. Aklını aklıma denk değilmiş medresele. Alaaddin. Alaaddin. Sen benim aklımla cenk edemezsin Hileci Hatun. Tutsak değilmişim. Tutsak olsam zindanda olurmuşum. Ne farkı var? Orhan, bunların hepsi senin yüzünden. Olafira. Değişmişsin. Ama hala eskisi gibi bakıyorsun. Abu Hatun gayrı benimdir.
beni çiğnemeden hiç kimse ona dokunamaz. Aptallaşma Olivera. Aptallaşma Olivera, kendine gel. Kendine gel. Sen onu unutmadın ama. O seni arayıp sormadı. Gelmedi. O senin beklediğin Orhan değil. O sadece kervanını yağmalayan bir çapulcu. Kısmet! Geldim olsun. Kısmet. Aylardır dışarı tek adım atmam kısmet. Gayrı takatim kalmadı. Yarın dışarı çıkalım. Temiz bir orman havası alalım. Ama Balı Hatun'um... Ne dediğimi işittin kısmet. Hazırlanırsaydın. Nasıl buyurursan. Necedir meydandayız. Lakin senin gibi mahir dövüşen rakip görmedik ki beyim. Düşmanı övmek silahtır. Kibirden hata yaptırır. Aferin Aramis. Ama bana sökmez. Yargı ve hakaret. Düşmanı şüpheye düşürür. Şüphe de hata ettirir. Aynı sancaksızların yaptığı gibi. Yargıyla sana baskın verdirmek istediler. Peki ya netice? Netice mağlubiyet. İstemem Orhan. Başım gözüm üstüne beyim. Helal olsun şunu.
Buyur Asım Bey. Var olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Beyim. Cerkut Ay. İkna edemezsin beyim. Tutturdu, ben gideceğim ben. Eğer bize inancı kalmadıysa varsın gitsin. Allah yolunu açık etsin. Boran. Beyim. Obaya haber ver. Atlar tekmil olacak. Yarın Çetin geçecek. Buyurun beyimindir. Cerkut'ayım. Bir daha mı düşünsene? Nereye gideriz? Ne ederiz? Gideceğiz dedim Ülgen. Bir gece daha kalamam bu sarayda. Bura bizim hanemiz. Biz nereye gidiyoruz? Çok istersen sen git. Cerkut'a. Hiç öyle denir mi babaya? Hanemizden ayırıyor bizi ana. Niye ona kızmıyorsun? Sen gitmek istemez misin? İstemem. Herkes buradır. Osman Bey'im, Boran emmim, Gürbüz emmim, Fatma ablam, hepsi buradır. Ben onlarsız ne yaparım? Ya ben? Ben hiç özlemedim mi? Özledim ama ben seni tanımam ki. Sen beni bu sarayda tanıyamam. Ne dersin? Sen alp olmak istemez misin? İsterim. O vakit tanış olalım. Gidelim. Sonra alplığı belledeyim. Ben bunu benden iyi kimse edemez ha. Cerkut'ayı al. İyi o vakit. Haydi gidelim Cerkut'ay Bey. Goncam Konya'dan gelende Osman Bey fermana rağmen biat etmezse beyim. Destur var mıdır beyim? Gele sen oğul. Hazırlıklar tamam mıdır? Tek bir mektubu yazın beyim. 10.000 atlı Çukurağzı mevkinde bekler. Bekler de... Yenişehir'i gerçekten vuracak mıyız beyim? İsteyeceğim son şeydir. Kanımdan olanın kanını akıtmak. Ama... ilk oku Osman salmıştır.
Yemek dedi. Belki de pusudur. O vakit siz otağda kalasınız. Ben Osman'ı yerle yeksan edeyim. Mehmet. Evladım. Cümle Bey oradayken, sultanlık ünnetmiş iken varmamak olmaz. Taza etmeyiz. Tedbirimiz kudretimize denktir. Mehmet'im, dışarıda binlerce alp, komutanları sen. Bizim canımıza daha büyük emniyet Muğla o. Biz oraya gideceğiz. Onların sofrasına oturup gözlerinin içine bakacağız. Ola ki Osman canımıza kasteder. O vakit Yenişehir'e gireceksin. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş koymayacaksın. Sana atılan oku sineye çektim beyim. Ama bundan gayrı kılına dahi zarar gelirse bundan sonra kopacak fırtınaya kimse mani olamaz. Benle Orhan'a tuzak kuranlar Alaaddin'i de Konya'da sıkıştırır dersin ha? Öyle ya. Tezinden dönse de ben de bir soluklansam. İş tasa etme. Tasa etme. Benim evladımın gözü açıktır. Alaaddin'e pusu dahi kursalar evvel Allah üstesinden gelir. Düşman olanlarla değil, bizden olanlarla rekabet halindeyiz. Artık daha da fazlasını alacağız. Her şey tamam olsun istiyorum. Malum, akşam hiçbir eksik olmasın. Şerbetler, aşlar hazırdır beyim ama belli ki senin kastettiğin bu değildir. Sen tasa etmeyesin. Saray içi tedbirimizi de alacağız inşallah. Bu akşam Konur Remus'u getirsin. Dananın kuyruğu kopacak. Önceden kuru bir ot idiniz. Pişende çıktı özünüzdeki şifa. Kimin rızkıyım der iseniz. Şifa bekleyenin elbet. Bala Hatun. Buyurasınız, fakirin sofrasında rızkınız vardır. İkramı geri çevirmek olmaz derviş efendi. Sağ olasın. Ama adımı nereden bilirsin? Şeyh Edebalı'nın kızını biliriz elbet. Buyurasınız. Sizler de buyurasınız. Dergâh otları siz bırakırdınız. Sağ olasınız. Ama ben bu hastalıkta yaşamaya alıştım derviş efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Alışmak ayrı,
sabretmek ayrı. Hazreti Eyüp gibi. Bana hatun. Hazreti Eyüp ki 80 sene türlü rızık ile ömür sürdü. Evladı bol idi. Malı çoğ idi. Derken imtihan geldi çattı. Bir gece ailesi uykudayken evi yıkıldı Eyüp'ün. On evladı enkaz altında kaldı. Ciğeri dağlandı. Ama imtihan bitmemişti. Bir sabah uyandı ki vücudunda çıbanlar çıkmış. Hiçbir tabip merhem bulamadı. Gün geçti, gece geçti. Tüm vücudunu sardı çıbanlar. Eyüp aleyhisselam. Ama bir dut yaprağı idi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı atlas kumaşa döner iken şikayet etmez. O da hiç şikayet etmedi. Derler ki 18 sene geçti. Tabipler çaresiz oldu. Merhemler faydasız oldu. Yaralardan vücudu görünmez oldu. Bir gün karısı Rahime geldi huzura. Dedi ki ey Eyüp, bir dua et de Rabbim seni bu musibetten kurtarsın. Döndü Eyüp karısına. Dedi ki ben nasıl Rabbimden böyle bir şey isterim? O ki bana 80 sene evlatlarımla zenginlikle bir ömür verdi. Şimdi ben nasıl şikayetlenirim halimden? Hele bir 80 senede eza çekelim. Ondan sonra belki niyaz ederiz. Eyüp aleyhisselam nebiydi. Ashabı var idi. Bu belada şeytanın işine gelmiş idi. Ashabının kalbine saldı fitneyi. Konuşmaya başladılar. Bu nasıl nebidir ki kendi derdine dahi çare bulamaz? Hani mucize nerededir? Tek tek terk ettiler Eyüp'ü. Ama Eyüp aleyhisselam yine şikayet etmedi. Seneler geçti. Yaralarını kurtlar sardı. Kurtlar kalbine, diline varası oldu. İşte o zaman yüreğine bir korku indi Eyüp'ün. Kurtlar kalbimi, dilimi yer ise nasıl zikrederim? El açtı Rabbine. Rabbim de sabrının hürmetine cümle yaralarına şifa verdi. Ölen evlatlarının yerine iki kat evlat verdi. Daha büyük zenginlikle mükafatlandırdı. Hazreti Eyüp misali sabırla bekleyene müjde yakındır Bala Hatun. Niyazım odur ki bu otlarla şifa bulasınız. Sağ olasın Derviş Efendi. Şimdiden kuvvet verdi sanki. Bir sofrada altı büyük bey oturacak. Cümle Türkmen'in kalbi burada atacak bugün.
Hepsi kendini öz yurtlarında hissedecekler ama... görecek ve bilecekler ki... bu topraklarda birliği sağlayacak olan Osmanlı'yımdır. Eşrefoğullarının namlı Kürtleri buraya serilecek. Tamam Boran Bey. Karasioğullarının kilimleri de buraya. Tamamdır Boran Bey. Kardeş gel hele. Germiyanoğlu Yakup Bey için ödeyeceğiniz hazırlığı bilirsiniz. Biliriz Boran Bey'im. Haydi. Beyler gelmek üzeredir. Kardeşler, bir eksiklik olur ise bunun hesabını cümlenizden sorarım bilirsiniz. Buyruk Boran Bey'imizindir. Haydi. Haydi, haydi bacılar. Misafirleriniz var galiba. Öyle. Sen odana geç, ben sana bir kisve hazırlatayım. Lüzum yok. Fatma Hatun. Misafirleriniz kimler? Uçlardaki Türkmen beyleri. Ben senin aşını odana yollatayım. Misafirlerinizin beni görmesini mi istemiyorsun yoksa? Tabii. Beni ne diye tanıtacaksın? Çapulcu abinin çapul ganimeti diye mi? Bir daha sakın ağabeyime çapulcu deme. Yoksa... yoksa ne yapacaksın? Fatma! Kusuruna bakma Yasin. Ben ona değil. Sana kızgınım. Ben ne zaman evime dönebileceğim Orhan? Bey. Seni kendi ellerimle götüreceğim. Amma sabır. Zor vakitlerden geçeriz. Yaran nasıl? Hangisini sorarsın? Hangisini anladıysan. Bildiklerini demeden hiçbir yere gidemezsin. Devus, seni hain! Baykurt! Hele bağlayın bu iti.
Bak. Sesini kesmeden peşini bırakmayacaklar. Ramus'tan istediğimizi alana kadar ölmeyecek. Haydi, geniş yere gideriz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bizleri mesut ettiniz. Hoş bulduk Osman Bey. Hoş gördük Osman Bey. İyi hazırlanmışsın. Bizleri layığıyla karşıladın. Burada bu kadar bey varken aksi düşünülemezdi Yakup Bey. Turan. Beyim. Haydi. Buyurun Yakup Bey. Çetin bir gece olacak ha. Buyurun Nur Bey. Osman Bey! Hatunlar. Hoş gelmişsiniz hatunlar. Maşallah, maşallah. Şanınıza layık bir saray yaptırmışsınız Malhun Hatun. Yemek vaktine dek şöyle buyurun. Hoş gelmişsiniz Saadet Hatun. Şöyle buyurun. Ellerine sağlık Malhun Hatun. Saray güzel olmuş. Sağ olasınız.
Hatunlar. Fitnat. Bizim kumaşlardan 100 top hazırlatasın Malhun Hatun'a. Şu duvarlar onlarla bir süslensin. O vakit hakikaten saraya benzer işte. Eksik olmayasın Saadet Hatun. Lakin bizim bundan ötesine ihtiyacımız yoktur. Her bir kumaşta şanlı kayı hatunlarımızın alın teri vardır. Sen o kumaşları hatunlarımıza dağıtasın. Böyle ürün yok be. Böyle buyurun Karası Bey. Canlar Bey, böyle buyurun. Felaküddin Bey, buyurun. Mübarizettin Bey, böyle buyurun. Bu yeni adet midir Osman Bey? Yerlerimiz bile evvelden düşünülmüş. Muntazam olmuş. Bundan gayrı her şeyin bir nizamı vardır. Bir de bizim yurdun namlu sofuyla benzetmişsin. Maşallah. Hikmeti ne ola ki Osman Bey? Bu uçlara nice kandaşlarımız geldiler. Kimisi yurdumuzu yurdu bilmedi. Bizi elden gördüler. Yaptıkları hamleler bizim nizamımızı bozdu. İşte o yüzden yabancılık çekmeyiniz tabii ki. Bizim yurdumuzu yurdunuz belleyin. Bizi sizden, sizi bizden bilesiniz inşallah. Yakup Bey, senin yerinde neden germeyen atlası yoktur? Allah Allah. Orhan. Beyim. Ya nasıl unutursunuz böyle bir şey? Affedersin beyim. Mesele değil. Olur böyle küçük hata haber. Kan Yılmaz. Haydi o vakit. Buyurasınız. Tasa etmeyesiniz beyler. Benim diz kırdığım her yer germiyandır. Yurdunuz yurdumdur. Eyvallah. Biz de bunu bildirmek isteriz. Bundan gayrı hamlelerimizi inşallah buna göre yapacağız. Orhan. Beyim. Hele şu şerbetleri getiresin. Emrin olur beyim. Haydi. Şehir civarında konuşlanmış beyim.
biraz ben. Eyvallah, eyvallah. Afiyet ola. Bismillahirrahmanirrahim. İşittik ki bir süre uçlarda ikamet edecek misiniz Saadet Hatun? Doğru işitmişsiniz. Uçlarda yapılacak çok iş vardır. Bir vakit uçlarda olacağız. Demek ki daha sık görüşeceğiz Saadet Hatun. Öyle. Hanım kızımız kim Malhun Hatun? Yoksa gelininiz mi? Gelin mi? Hiç haberimiz olmadı. Orhan Bey'in mi? Holofira misafirimizdir. Prenses Holofira. Malhun Hatun da dediği gibi. Misafirim. Ben de Malhun Hatun oğlu Orhan'a gevur gelin aldı sandım. Pek şakacısınız. Sizi bu uçlara hangi rüzgar attı Prenses Holofira? Ticaret. Ben de sizler gibi ticaret için buradayım. Hazırlıklar nasıl? Silahlar geliyor efendim. Güven kazanmış tacirlerimiz malların arasına saklıyorlar. Onlara bunca yıl boşuna katlanmadık Teselius. Bu ateşler en güvendikleri yerlerde patlayacak. Kılıçlar en sevdiklerine saplanacak. İsa'nın askerleri. Eli kılıç tutmayan tek bir adamımız kalmayacak. Esnaf komşunuz. Alp arkadaşınız. Aynı yemekleri yediğiniz. Bizleri yıllardır sindirmeye çalışanlar. Ellerimizle can verecekler. Onlara artık uyku yasak. Çünkü biz uyandık. Anlat Teselius. Diğer mevkiler. Karacahisar'da 50 kişi daha aramıza katıldı. Söğüt'teki Hristiyan tebaa ise bizimle savaşmaya hazır. Efendi Vasilis, yaktığınız isyan ateşi günden güne büyüyor efendim. Büyüyecek. Daha çok büyüyecek. Büyük üstad gelmeden her şey hazır olacak. Türkleri yok etmeye hazır mısınız? Hazırız.
Cesus nobiscum. Önce Hatun. Atlarından biri eksik midir? Hafızam pek kuvvetlidir medreseli. Öyledir. Bir okuduğumu, bir gördüğümü unutmam. Bey babama haberci gönderdim. Nedir bu merakın sebebi? Yoksa odana giren haydutu bizden mi bilirsin? Sen benim odama ne döyüp sokasın ki? Benden bir alacağın yoktur. Öyle değil mi? Öyle ya. Hem ben alt göndersem istediğimi almış olurdum medreseli. Belli ki bir oyun tertip edilmiş. Yakınlarımda oyun oynamayı seven biri dolanır. Bırak imle oyunu. Göster o zaman maharetini. Bakalım aklın atına da söz geçirebilir mi? Hayli! Sen beni hiç tanımazsın Önce Hatun. Hayla! Atasının oğlu. Arkadan tedbirli ilerleyeceğiz. Biz de. Haydi. Ya! Hayla! Anam. Alaaddin Ali. Oğlum. Anam. Oğlum. Etme oğlum, bulaşacak. Alaaddin etme. Hayrı dayanamam ana. Çok özledim seni ana. Çok özledim. Ana. Ana. İyisin ha? İyisin, iyisin maşallah. İyi değil mi? Sen iyi olursan, ben de iyiyim. İyi olacaksın değil mi ana? Ana. Ana durasın gel. Ana. İyi. İçesin hemen gel. Ne ama? İçesin. Anlatasın yedim. Konya'da havay nasıldır? Konya bildiğin gibi anne. Ama Yakup Bey, boş durmayacak belli. O da kızını yollamış Konya'ya. Bilirim oğlum. Bilirim. Burada da boş durmaz. Hayrolsun ona. Yakup Bey, babandan biat istedi. Şehzadem. Atlar hazır olsun. Bu sessizlik hayra alamet değil. Yakup Bey Yenişehir'den çıkana dek bu satlar kınına girmeyecek. Buyruğundur şehzadem. Senin oğlanları göremedik Osman Bey. Nerededirler? Vazifeleri vardır. Sizinkiler de yoktur. Hayır olsun. Hayırlara vesile olacaklar inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Gelelim şu meseleye. Nedir bu sultanlık meselesi?
Mesele değil. Hakikattir Osman Bey. Hayrola? Yiyeceğin bir şey mi var? Elbette vardır ya. Veraset makamı vefatından evvel Sultan Mesud'a ait idi. Aşikardır. Beyler de iyi bilirler. Sizler yıllardır Konya'ya vergi dahi vermezsiniz. Sadakatini dahi sakındığın Ali Selçuk'a varis mi olmak istersin? Zaferi sadakat değil, cesaret getirir Osman Bey. Ha, belki Sultan Mesud ile aramız tersti. Ama her daim yolumu dümdüz yürüdüm. Beyler bunu da bilirler. Doğru dersin Yakup Bey. Doğru dersin. Öyle ki bize de yol gösterirsin. Dersin ki baş olmak isteyen baştakine sırt çevirecek. Sadakat değil, cesaret dersin. Osman Bey, ben hürriyetimi öz kudretimle aldım. Sense onu bile Sultan Mesud'un elinden aldın. Ha, şunu da unutmayasın. Ne ben Moğol'a teslim Konya'yım, ne de sen bensin. Yol gösterdiğimi sanmayasın. Bu sofradaki hiçbir beyin ardımdan yürümekten başka çaresi yoktur. Peki ya yürüdüğün yol yanlış ise? Seni esaretten kurtardım Osman Bey. Kimin doğru yolda olduğu aşikardır. Kötülüğümden demem bunu. Sultanlığımda böyle vaziyetler istemem. Biz şehadetten korkmayız ki, esaretten korkalım. Destur var mıdır bey? Gelesin Boran. Beyim, Remus halimiz nedir? Müsaadenizle beyler. Müsaade senin Osman Bey. Tez git, tez gel. Daha konuşacaklarımız var. Uç pazarı ne gün açılacak? Belli midir Saadet Hatun? 2 gün sonra açılacak Hatice Hatun. Sizin kervanlar hala gelmedi mi? Sevile Hatun. Yarın sabaha uç pazarda olacağım. Bu uç pazara herkes girebiliyor mu? Elbette.
uçtaki Tekfurlarla anlaşmalar yapacağız. Hint'ten, Konstantiniyye'den kervanlar gelecek. Prenses Holofira, ticaretle ilgilenirim derdim. Seni de bekleriz. Holofira kısa bir vakit için buradadır. Uç pazardan muradımız büyüktür hatunlar. Mal ne kadar iyi olursa namımız o kadar büyük olacak. Sizin de tezgahınız hazır Mahmut Hatun. Eksik olmayın Saadet Hatun. Yenişehir'in ticarette kazandığı ünleri işitmişsinizdir. İşitmedim. Namınız germeyene kadar ulaşmamış demek ki. Sahi, kayı kilimden gayrı ne eder? O vakit pazara gelince gözünüzle görürsünüz Saadet Hatun. Ben sana ne dediydim? Benim ardımdan iş çevirirsen sana bunun hesabını sorarım dediydim. Hatırlıyor musun? Demek hatırlamıyorsun. Şimdi hatırlayacaksın. Konuşacaksın. Konuşamam. Öldürürler beni. Seni asıl ben öldüreceğim. Asıl ben öldüreceğim. Konuş! Yakup Bey. Yakup Bey. Her şeyi okudum. İtibarsızlaştırmak için. Eğer yine yalan söylüyorsan seni... Pusula çizmem. Bakın şuna. Thank you.
bak. Eğer bu bir yalansa... İsa aşkına, doğru söylüyorum. Yakup Bey, düz kayıtlı olarak... Demek Yakup Bey. Turan. Onur Bey. Germiyan'ın oğlu Mehmet yeni şehri kuşatmıştır. Derhal Alparta'ya kuzak etsinler. Hayat bana da haber salın. Turan. Atlar kimseye görünmesin. Tepe arasında karmaşa çıkmasın. Buyruk senedir Onur Bey. Onur Bey, Osman Bey Ramus'un yanındadır. Eyvallah Karali. Bu pazarda artık bize de büyüğünden bir tezgah verirsin ha sultanım. Sade sen değil Karasi Bey. Bu sofradaki cümle bey en büyük tezgahları alacak. Ama tezgahların büyüklüğünü fetihlere getireceğiniz altlara göre belirleyeceğim. Osman Bey, bunca beyi davet ettiğin sofraya elinde pusat ile dönersen ya gözdağı verirsin ya da kan akacak demektir. Akacak ya. Çok kan akacak. Osman, Osman. Ola ki beyime bir şey yapacak olursan... ...şehrinle bir seni de yok edeceğim. Yakup Bey. Sultanlığında esir bir bey olmayacak derdin. Değil mi? O vakit beylere de diyesin. Onlar da dinlesinler.
Sultanlığında beylerin arkasından oyun çevirmek olacak mı? Hırsa kapılıp beyleri arkadan vurmak olacak mı? Güç için, kudret için. Adalet terazin. Şaşacak mı? Kimin kanının akacağını vereceğin cevap belirleyecek.